Nokia'nın Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmış olduğu cihazlardan bir tanesi Aşa serisine mensup bir cihaz. Aşa 302 görmüş olduğunuz gibi bar tipinde ve QWERTY klavyeli, tam QWERTY klavyeli bir telefon. Nokia Aşa 302'de söyleyeceklerimiz neler? Dokunmatik ekran yok bu cihazda, ancak çeşitli kısa yollar yerleştirdiğimiz bu sayede çok daha hızlı biçimde erişebiliyorsunuz. Mesela ekranın altındaki bölümde solda sosyal uygulaması var. Tabi bunu istediğiniz şekilde atayabiliyorsunuz. Bunu tabi sosyal medyaya atadık. Bu şekilde sosyal medya uygulamalarını buradan rahat bir şekilde açabiliriz. Nokia mesajlaşma uygulamasını buradan sola tanımlayalım. Ya da başka bir işleve de atayabilirsiniz. Bu şekilde esneklik sunulmakta. Yazılım tuşları buradan menü tuşları, menü tuşu görmüş olduğunuz gibi trackpad'de ve trackpad'in etrafında yer alan, düğmenin etrafında yer alan tuşlarla, yön tuşlarıyla rahatlıkla kontrol ediliyor bu uygulama menüsü ve diğer menü elemanları. Devam edecek olursak QWERTY klavyenin üzerinde bazı kısa yol tuşları yer almakta. Örneğin Bluetooth tuşu. Buna parmağınızı basılı tuttuğunuzda Bluetooth ekranına geliyorsunuz. Onun sıra Space tuşuna, boşluk tuşuna basılı tuttuğunuzda parmağınızı Wi-Fi ayarlarını yapabiliyorsunuz. Nokia Aşa 302'nin bir önemli özelliği de Mail for Exchange desteğine sahip olması. Bu sayede kurumsal kullanıcılar, sahadaki kullanıcılar uygun fiyatlı bir telefonla şirket e-postalarına, şirket iletilerine ulaşabiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Ana ekranda çeşitli sosyal bileşenler mevcut. Bunun yanı da çeşitli kısa yollar var görmüş olduğunuz gibi. Nokia mesajlaşma, WhatsApp Messenger, bunlar dikkatimizi çekiyor. Nokia mağaza erişimi de mevcut. Rahat bir şekilde gezinilebildiğini söyleyebiliriz. Cihaz ele de rahat bir şekilde oturuyor. Cihazda Nokia'nın standart SIM adaptörü, Nokia'nın standart şarj girişi var. Bunun yanı sıra görmediğiniz bölümde bir de micro USB portu var. Bu iki bölümden de, bu iki girişten de şarj etmek mümkün. Cihazı 3.5 mm'lik kulaklık jack'ı yer almakta. Cihazın sol tarafında bir micro SD kart yuvası yer almakta. Bunu açıp göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi cihazın micro SD kart yuvası 32 GB'a kadar destek veriyor bu yuva. Bunun yanı sıra cihazda da 140 MB'lık dahili bellek bulunmakta. Devam edecek olursak cihazın arkasında 3.2 megapiksellik kamera var. Ve 3.2 megapiksellik kameranın yanında da hoparlör dikkat çekiyor. Oldukça rahat kullanımlı, elde iyi bir şekilde oturan bir cihaz Nokia Aşa 302. Klavyesinin de yumuşak olduğunu söyleyebiliriz. Çok yumuşak değil, çok da sert değil. Arada rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Nokia Aşa 302 ile söyleyeceklerimiz bunlar. Cihazla ilgili detayları teknoblog.com'da bulabilirsiniz.